İza ca'akum, ey veliler, ey analar, babalar, amcalar, dayılar veya Müslümanların, bir şehrin, bir memleketin Müslümanlarının insanlığının işini omzuna alanlar. Ne diyorsunuz buna siz? Vali. O memleketin velisi demek o. İşlerini omzuna almış. Belediye başkanı, valisi, Müslümanların işlerini deruhte etmiş olan kimseler veya evde ana baba o aile grubunun işini üstüne almıştır. Ha, sizden birinize ey veliler geldiğinde men, o kimse ki tardavuna dinehu, evinizde kızınız var veya evinizde oğlunuz var, sizin ailenize, düşüncenize, inancınıza uygun talip çıktı. Birisi geldi. Men minel ekfa, küfürlerden denk. Yani ahlakı güzel, dini güzel, soy sopu güzel, ailesi güzel. Senin ailene uygun bir kız babası geldi. Oğluna kızım vereceğim diye teklifte bulunuyor. Bizde bu ağır ayıp telakki edilir ama sahabe-i kiramdan çok var. Gidiyor birine diyor ki benim kızım var, oğluma kızım vereceğim diyor. Oğlan temiz, aile güzel, seviyor. Kızımı diyor oğluna vermek istiyorum diyor. Zor yok tabii de bu ayıp değil yani, var sahabi arasından. Babam da hoca olduğu için mesela benim bazı ablamlar çağırmış böyle. Demiş oğlum kızımı sana vereceğim. Oo demiş hocam, dört takla atmış. Senin gibi hocanın kızını almaz mıyım? Hiç umudu yok, onun için istemiyor. Böyle hani bizde Anadolu'da bu biraz zor gelir herkese. Dinde ayıp değil. Dinde ayıp değil. Evet. Oğlan mesela talip oluyor senin kızına. Senin ailene uygun, terbiyesi güzel oğlan. Geldiğinde ey veliler, tardavuna dinehu, onun dininden hoşlanıyorsunuz. İbadetinden, karakterinden, kişiliğinden hoşlanıyorsunuz, memnunsunuz. Ve hulukahu, ahlakından memnunsunuz. Ahlakı güzel oğlanın, talip olmuş senin kızına. Ahlakahu, evet öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tünkehul mer'atu li erba'in. Kadın kısmı, kız evleneceğin zaman dört şeyden insanlar kıza talip olurlar. Kadınlarla evlenirler, erkekler. Limaliha. Evet, kızın babası zengindir. Malına göz diker oğlan. Ondan bir kızın aldın mı köşeyi dönerim. Şimdi bilhassa bu. Herkesin derdi para ya. Peygamberimiz ne kadar biliyor insanın haleti ruhiyetini bak. Aa, bu adamın kızını bir aldın mı köşeyi dönerim. Mal için evlenilir. İnsanlar mal için evlenir. Veya veli hasebi ya. Bunun dedesi paşa. Bunun dedesi vali. Bunun dedesi işte evliya, hoca filan. Bunun babası şu. Şey aileden, soy sopu şöyle, buna bakaraktan kıza talip olurlar insanlar. Ve li cemalihe, veyahut da kız dünyada bir tane öyle güzel kız ki, evet, güzelliğine bakarak alırlar. Ve li dinihe, bu son maddeye koymuş. İnsanların en çok zaafı neye? Mala. Onu başa koymuş, ondan sonra soy sop. Ondan sonra güzellik. Evet, zengin bir adam kızını kadar çikin olsa olsun gidiyor. Neden? Zengin adam. Peygamberimiz insanların bak zayıf noktaları nasıl biliyor? Son nokta din, ahlak güzelliği. Dininin güzelliği sebebiyle talip olur kıza bir oğlan. Dört neden saydı? Fazfar bizatid dini terivet yedek. Sen dinin güzel olanı, ahlaki güzel olana talip ol. Akıllı davran. Gaflet etme. Mal bugün var, yarın yoktur. Bir anda iflas edebilir. Güzellik dediğin şey, o da gelip geçicidir. Soy söp dediğin şey nedir ki? Sen karakteri güzel, ahlakı güzel, dini güzel olana talip ol. Elin bereketlensin. O güzellik hiç kaybolmaz. Ahlak güzelliği, karakter güzelliği hiç kaybolmaz. Sen ona bak diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte burada da
böyle ahlakı güzel, terdavuna dinehu ve hulukahu dedi ya, ahlakı güzel, karakteri güzel bir oğlan talip oldu senin kızına. Evet, diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, fe'enkihuhu, onu evlendirin, oğlunuzu evlendirin, kızınızı verin, kızınızı verin, evlendirin. Emir fe'enkihuhu, fe'enkihuhu değil, velilere hitap ediyor. Ey veliler, böyle kızın babası, anası, babası anası ölmüş, amcası, dayısı, yakınları, kim velisiyse, hiçbiri yok. Devlet şimdi yetiştirme yurtlarında devlet bakıyor ya, kim müdür, yani vali temsilen, devlet temsilen müdür. Böyle birisi talip oldu, böyle bir güzel oğlan denk geldi mi, verin gitsin diyor. Hemen evlendirin. Hemen diyorum, neden? Fe. Fe enkihuhu. Evet. Hemen evlendirin. Hemen evlendirin. Evet. Zevvicuhunne ve la terabbasu. Beklemeyin. Beklemeyin. Zaten gelene engel olmayın. Gezene engel olmayın. Olumlu cevap verin. Yoksa iyi şeyler olmayabilir. Daha kötü şeyler çıkabilir. Hayırlı adam, güzel adam geldin mi, sonra erteleme. Yanlış sonuçlar alabilirsin. Hemen yapıştır. Hede. Ver kızını diyor. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Şimdi illa tef'aluhu, illa tef'alu. Eğer vermezseniz, güzel oğlan talip oldu kızınıza. Ahlakı güzel, karakteri güzel, iyi. Vermediniz. Evet. Tekün fitnetin fil ard. Yeryüzünde fitne çıkar. Oğlan kaçırmaya kalkar. Veya illa kıza ulaşmak için çeşitli fırıldaklar çevirir. Dedikodu çıkarır. Ben o kızla şu kadar seneden beri konuşuyorum filan. Başkası talip olmasın diye dedikodu yayar. Mesela olabilir yani. Oluyor da nitekim. Böyle şeyler, fitneler çıkar. Fitneler çıkar. Ve fesadun arıyız, büyük bozgunculuklar ortayı kaplayabilir. Nitekim bunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, fesadun arıyız cümlesini Enfal suresinin 73. ayetinden almış. Vellezine keferu ba'duhum evliya'u ba'z. Kafirler birbirlerinin dostlarıdırlar. Adı ne olursa olsun. Evet. Müslüman olmayana Kur'an'da kafir deniyor. Bizim hiç kimsenin dinine, diyanetine taan etme, hakaret etme diye bir kastımız yok. Bilgi veriyoruz. Onu yanlış anlamayın. Mesela adı Hristiyan olsun, Yahudi olsun, ne olursa olsun. Kur'an, Müslüman olmayana Kur'an'da kafir deniyor. Gerçeği örten anlamına. O anlamda arz ediyorum. Adı Hristiyan olsa da Yahudi fark etmez. Hepsi aynıdır. Onlar bir Kur'an-ı Kerim bu. Enfal suresi 73. Evet öyle söylüyor. İlla tef, evet. Öyle söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Zülcelal ve lezine keferu ba'dun evliya ba'z illa tef'alu tekun fitnetun fil ardı fesadun kerim. Kebir bu şey. ayeti celili tercüme ediyorum şimdi. Peygamberimiz fesadun arıyız dedi ya, oradan almış hadisteki ifadeyi. Efendim, Yahudiler ehli kitap. Putperestler, Mekkeli müşrikler, Medineli müşrikler, putperest. Ağaca tapıyor, taşa tapıyor, putperest. Onun için Yahudiler putperestleri hiç sevmiyor. Aralarında savaşlar da var. Fakat Araplar çöl adamı, susuzluğa alışkın, erzilliğe alışkın. Yahudiler de zengin, rahata düşkün, alışkın, para kazanmayı iyi biliyorlar. Savaşırlarmış. Yahudiler hiç sevmiyor putperestleri. Onun için aralarında ihtilaf çıkarmış. O putperestleri horlarlarmış Yahudiler, pis derlermiş. Kendileri zengin ya. Onun için kavga çıkarlarmış. Onlar da şiik adam. Ve çöl adamları, putperestler, Yahudiler yenermiş. Çünkü iyi savaşıyorlar. Erezil'e katlanıyorlar. Yahudiler o zaman derlermiş ki,
Aynı zaman peygamber gelecek, Ahmet. Bütün peygamberler Beni İsrail'den çıkmadı mı, Yahudilerden çıkmadı mı? Son peygamberin de geleceğini Tevrat'ta var, İncil'de var. Onun da kendilerinden çıkacağını diğerler gibi inanıyorlar, öyle bekliyorlar. Aynı zaman peygamber Ahmet gelecek. O gelsin bak, şimdi yenildi ama sizi nasıl yeneceğiz diye. Hatta yemin ederlermiş. O gelince defteriniz düreceğiz diye. Bir de yemin ederlermiş. Peygamberimiz gelmiş. Yahudilerden değil. Mekke'den bir yetim. Evet, babası doğmadan vefat etmiş. Bir yetim, bir Mekkeli müşrik, alim. Tevrat'a göre bugün aynı zaman peygamberi doğması lazım. Aylara bakıyor, yıldızlara bakıyor. Ay sanki yeryüzünü değecek gibi aydınlatıyor. Yaklaşık görülüyor böyle, herkes söylüyor. Olaylar oluyor böyle. Bugün aynı zaman peygamberinin doğduğu gün olması lazım. Ey Mekkeliler, birisi doğdu mu? Adam biliyor, Tevrat alimi. Evet doğdu. Evet doğdu. Kim? Falancanın çocuğu. Saçır başını yürüyor Yahudi alimi. Eyvah, şeref bizden gitti. Arap aileden doğdu diye saçın başını yoluyor Tevrat var. Bu bütün bilgi şey, bilim eserlerinde var. Mesela Varaka şeydir, ehli kitap bir alimdir. Çünkü peygamberimiz gelmeden Müslümanlık yok ki. Ehli kitap bir alimdir. İncil'den biliyor. Hatice anamız şeyde Hira Nur Dağı'nda peygamberimize Cebrail Aleyhisselam peygamberliğini tebliğ edip de ilk ayetleri buyurunca çok heyecanlanmış. Ört beni, zemmiluni, zemmiluni, ört beni, ört beni ey Ayşe, Hatice demiş. Yatmış, o da koşmuş o Varaka'ya. Hatice anamız akıllı, zengin, asil bir kadın. Varaka da alim bir insan. Akrabasıymış da zaten. Koşmuş, böyle böyle diyor demiş, benim kocam Muhammed. Kuddus, Kuddus. İncil'deki haber verilen aynı zaman peygamberi ne gelecek olan şey bu. İsa'ya da geldi, Musa'ya da geldi bu Cibril getiren, onu gelen o. Ah ömrüm vefa etse de 90 yaşlarında adammış. Ah ömrüm vefa etse de kavmin onu çıkaracağı gün yardım etsem ona. Hatice anamız çok seviyor peygamberimizi. Benim kocam kimseye kötülük yapmaz ki. Niye çıkarsınlar? Sen öyle de. Bu adamlar ona düşman olacak, memleketinden çıkaracak. O günü yetişebilsem yardım ederim diyor. Bak böyle. Ama öteki Yahudi alimi, Yahudi alimi diyor ki eyvah, peygamberlik şerefi elimizden uçtu gitti. Saçını başını yoluyor. Biliyorlar. Şimdi ne olmuş? Peygamberimiz ortaya çıkmış. Bak Ahmet çıkacağı zaman seni yeneceğiz diyor. Bak Araplarla, putperestlere savaşırken peygamberimizin adına yeminler ediyorlar. Gelince sizi yeneceğiz diye. Peygamberimiz peygamber olarak çıktıktan sonra ama Mekkeli bir ailenin çocuğu, yetim bir çocuk. İşte Kur'an var, Allah bir deyin, beni de peygamber olarak kabul edin dediği zaman can düşmanı olan putperestlerle Yahudiler birleşiyor. Birleşiyor. Ahzab harbi böyle meydana gelmiştir. Bütün Arap kabilelerini kışkırtıyorlar Yahudiler. Halbuki can düşmanıydılar daha evvel, bak. Böyle birbirlerine savaşıyorlardı. Öyle diyor. Kafirler adı ne olursa olsun. Bak putperest de kafir. Şimdi o zamanki Yahudilerden söz ediyorum. Onlar da İslam gelince, Kur'an'a inanmayınca onlar da kafir. Kafirin adı ne olursa olsun ikisi birleştiler. Kime karşı? Peygamberimize karşı, Müslümanlara karşı. Bu ayet-i celle'de Enfal suresinde öyle diyor. Küfredenler birbirinin dostudur. Adlar ne olursa olsun ayrı zannetmeyin. Birbirine düşman zannetmeyin. Onlar görünüştedir. Karşılarında Müslüman oldu mu birbirlerinin dostudur. Öyle diyor. Vellezine keferu ba'duhum evliya'u ba'z. Birbirlerini sever onlar. Siz aldanmayın onlara. Sıkı durun. Evet böyle, buna göre hareket etmezseniz illa tef'aluhu, öyle diyor, tekün fitnetün fil ardı ve fesadun kebir, sizi mahvederler.
birleşin, birlik olun. Onlar gizli zaten ittifak halindedirler. Atlarının değişik olduğuna bakmayın. Siz sakın gevşemeyin, ayrılmayın. Yoksa sizi yeryüzünden silerler onlar. Bu ayet-i celleden şey almış. Ve fesâdün arıyız. Kızınızı böyle güzel kimselere talip olduğu zaman vermezseniz dini, imanı bütün, ahlakı güzel, büyük fesatlar çıkar. Şimdi nasıl çıkar hocam? Evet. Evliliğin ana sebebi din, ahlak, karakter güzelliği olmalı dedi ya Peygamberimiz. Böyle güzel, ahlaklı, karakterli bir oğlan kızınıza talip olmamış. Ya bunun kaç paralık malı var filan diye vermemişsiniz kızınızı. Sonra biz bunu yaşayan adamlarız. Hoca olduğumuz için biz çok çöp çatanlık yapıyoruz yani. Ve de kötü bir şey değil bu çöp çatanlık. Hayırlı işe çöp çatanlık iyi bir şey. Evet, mesela oğlan temiz, kız çok temiz. Oğlan kıza talip oluyor. Yaşadığımız olaylardan birisi. Kızın babası da kız güzel, tahsilli de. Kafaya koymuş ki büyük bir çiftlik ağasını oğluna verecek. Zengin adama verecek, derdi para. Halbuki kız şuurlu, üniversitede okuyor kitapları, güzel Müslüman olmuş. Öbür Müslüman oğlan da fakir, onunla evlenmek istiyor. Oğlan da ona talip. Babasından izin istiyorlar, dünyada olmaz. Beş kuruş olmayan herife sen verir miyim hiç? Zengin oğlana verecek de oradan kendisi pay çıkaracak. Evet, bunlar oluyor şimdi. Ne oluyor sana? Eğer bunu yapmazsanız, karakteri düzgün, dini imanı bütün oğlanlara kızınızı vermezseniz, kızınızı böyle din iman bilmeyen adamlara verirseniz, alır o adam. Aldıktan sonra güzelliğine vurulur, alır. Allah korkusuz bir şeysi yok. İki çocuk yaptıktan sonra kız ihtiyarlar, güzelliği kalmaz. Gider bir başkasını daha almaya kalkar. Onu sokağa kaktırır, atar gider. Doğru dürüst sağlam bir aile kurmaz. Sağlam bir aile kurmaz. Bakın bu çok önemli. Aile nedir? Milletin, toplumun çekirdeğidir. Aileleri oluşturan bireyin birisi erkek, birisi kadın. Evet, kızınız güzel, oğlan da ahlakı güzel, dini bütün olursa sağlam aile kurulur. Bunu vermezseniz kızınızı böyle sağlam karakterli oğlana, aile çürük olursa, para için falan için diye düşünürseniz, sağlam aile kurulmazsa, sağlam ailelerden olmayan millet de ayakta duramaz. Herkes para, para, para diye bu zihniyetle böyle insanlardan oluşan millet ayakta duramaz. Karakteri sağlam, dini bütün, ahlakı güzel, insanlardan oluşan, ailelerden oluşan millet ayakta durabilir. Ona fesadün arız dediği bu. Millet çürük olduğu zaman dünyanın en güzel kanunu hangisi? Mesela diyelim şu milletin, devletin kanunu. Hemen getirelim. Getir. O milletin o kanunu uygulayacak, o kanuna hitap edecek olduğun kimseler çürükse kanun işe yarar mı? Evet. Ben misal vereyim yine. Ben sigara düşmanı olduğum için. Şimdi dünyada sigaranın zehir olduğu ortaya çıktı. Hemen Amerika sigara yasağı kanunu çıkardı. Fabrikaları yıktırdı. Şimdi Çin'de yapılıyor sigara. Amerika'da yok. Yasak. Çünkü tıbben sigaranın zehir olduğu ortada. Devlet Sağlık Bakanı'nda trafikte diyor. O kadar çok adam ölüyor değil mi? 50-60 bin kişi ölüyor. Ama sigaradan onun 7 katı ölüyor Türkiye'de. Yani 50 bin kişi ölüyorsa şeyden trafikte 350 bin kişi ölüyor Türkiye'de sigaradan. Sağlık Bakanı söylüyor bunu yani. Orta rakam söylüyorum. Şeyden çok da zehir, müthiş zehir çünkü. Evet, böyle kanun çıktı. Bizde ben de sigarayı hiç sevmem. Trene bindim ben. Allah girer girmez konduktör var orada işte sırmalı herif. Dedim beyefendi kanun çıktı ya, resmi gazetede yayınlandı.
Biz, burası dedi sigara içenler vakanı dedi. Kanun'da öyle bir şey yok. Hemen uydurmuşlar sigara içen vakanı diye herif bize. Devletin görevlisi diyor sigara vakanı burası diyor. Kanun'da öyle bir madde mi var ya? Şimdi kanun uygulayacak adam böyle derse kanun işe yarar mı? Havaalanında yazıyor. Bu salonda sigara içenin şu kadar ceza var. Suçtur. Bakıyorum onu uygulayacak ne? Polis. Oradaki görevli. Ağzında herkesin uzununda çekip durur. Kanunun işi yarıyor mu kanun? Evet. Peygamberimiz buna dikkat çekiyor. Eğer aileleri oluşturan bireyler erkek kadın sağlam olmazsa, karakteri sağlam olmazsa, dini imanı ahlakı sağlam olmazsa onlardan oluşan millet işe yaramaz. Dünyanın en güzel kanunlar getirseniz işte o kanunlar güzel şeylerdir. Böyle tecrübeli, en güzel insanların yararına olan şeyler kanun olur. Getirmişsin ama herif uygulamıyor. Ne işe yarıyor ki kanun? İnsan önemlidir. İnsan çürük olursa toplumu oluşturan insanlar, erkek ve kadınlar, karaktersiz, ahlakı bozuk, çürük insanlar olursa o toplumda huzur yoktur, güven yoktur, yıkılmaya mahkumdur. Evet, Pompei şehrinin şeyini ahlaksızlıktan yıkmadı mı? Batmadı mı Pompei şehri? Dünyada çok böyle şeyler var. Çok büyük olaylar var. Milleti bozuk ahlaklı olduğu için yerle bir olmuş, adı sanı kalmamış. Böyle eserler var, gezin görün diyor Allah Kur'an-ı Kerim'den. Dünyayı görün diyor, bakın diyor. Azgın adamların sonunu diyor, yok oldular gittiler diyor. Taşlar var, eserler var. Dünyanın her tarafında, evet, karakteri, ahlakı güzel insanlar oluşması lazım. Onu oluşturan şey de aile. Ailenin temeli de işte nikahla birleşen oğlan ve kız. Siz böyle dinine imanına bakmaz da parası bilmem makamı şeyle falan derseniz, işleri bu tarafa düşünürseniz böyle bozuk topluluklar oluşturursunuz. Fesadın arıyız, büyük bozgunlar, güvensizlikler, anarşiler çıkar. Sakın siz böyle yapmayın. Oğlanı kızı verirken bu tarafa bakın. Ahlak güzelliğine, din güzelliğine, karakter güzelliğine bakın diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tirmizi, Beyhaki, Ebu Hatim'den, Deylemi, evet. İza ca'akum el ekfa'u fe'enkihuhunne ve la terabbasu bihinnel hitsan. Böyle güzel, ahlakı güzel, dini güzel oğlanlar kızınıza talip olduğunda, ey veliler sakın beklemeyin, yeni olaylar beklemeyin, bir başka güzel adam da çıkabilir veya daha zengin filan deyip durmayın. Güzel ahlaklı, sağlam, güzel bir oğlan talip olduğum kızınıza hemen verin diyor. Peygamberin sünneti bu. Bu hadisi bu. Hemen verin diyor. Hadis böyledir. Ben de size duyuruyorum. Evet. Allah bu hadisi nakledenlerden razı olsun.